Filozof ve Bilgelik Bilim teorisi sorununu ele aldığımız zaman felsefe ile bilimden, daha doğrusu felsefe ile bilimlerden daha ayrıntılı bir şekilde söz edeceğiz. Şimdi gene felsefe terimi hakkında bazı şeyler söyleyeceğim. Felsefe terimi Grek çağsından Türkçe'ye çevrilirse şu anlama gelir. Felsefe, bilgi sevgisi, bilgeliğe çaba, bilgeliği istemek demektir. Eflatun, Şölen adındaki yapıtında Eros hakkında şunları söyler. Eros bütün varlıklarda özleyen, seven, arzu eden, hayatı sürükleyen bir güçtür. Eros hem yoksulluğun hem de bolluğun oğludur. Eros düşünür ve sanatçı insanda hayatın uyuşuk içgüdüye bağlılığından kurtularak, sınırlı zamanın ufuklarını aşarak yetkinliğe, genel bir görüş ve bilgiye, bilgi olmaya yükselir. Eros hakiki bilgelik olarak da ancak Tanrı'da bulunabilir bu düşünceden kalkarak bundan sonraki çağlarda felsefe, insan varlığının derinliğinde ortaya çıkan, üstün ve kavrayıcı bir görüş sağlayan, değerli şeylerle değerler, insan varoluşunun amaçları ve tehlikeleri, yükseklik ve uçurumları hakkında genel bir görüş sağlayan bir arama ve araştırma eylemi olarak anlaşıldı. Filozof, bilgece yaşanan bir hayat biçiminin eğitimcisi, kendi yaşama tarzında böyle bir hayatın örneği olarak kabul edilir. İşte felsefe ve filozof daima böyle anlaşıldılar. Felsefenin ve filozofun bu şekilde anlaşılması hiç değişmedi. İster göz önünde bulundurulan Spinoza ve Hegel gibi büyük sistem kurucular olsun, ister Stoa'da olduğu gibi felsefe okulları ve okul kurucular olsun, isterse Montagin ya da La Rochefoucauld tarzındaki moralistler olsun aynı anlam sürdürüldü. Fakat eskiden beri saygı gören bu bilge ve bilgi kavramları, özellikle kültür dünyasının geniş çevrelerinde felsefenin ve filozofların tarzlarına göre kolayca tek yanlılıkla saptandılar. Böyle tutumlardan hareket edilerek bu kavramlar çoğu kez değiştirildi ve karikatürize edildi. Şöyle ki filozof adı kolayca alay alınan bir sözlük haline geldi. Şimdi kendinize sorunuz. Birisinden beğeni ya da alaylı şöyle bir söz işitseniz. O adam bir filozoftur. Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Acaba bununla insanın belli bir hayat tarzı mı göz önünde bulunduruluyor? Öyle bir tarz ki insan kendisini hayat uğraşlarının dışına çıkarıyor. Toplumun ve devletin bağlarından, meslek ve aile gibi hayatın zengin bir çaba alanını oluşturan etkin ilişkilerden koparıyor. Böyle bir hayat tarzında insan ancak kendi kendisine kalıyor. Ancak teori düşünme, akıl sahibi olan ve bilgiyle yetinen bir varlık oluyor. İşte böyle bir hayat filozofun varlığı olarak kabul ediliyor. Filozof hakkındaki bu çok popüler olan görüşe tarihin belli bir çağında ve belli bir yerinde varıldı. Yunanistan'daki eski stoalılar, sonraları Roma İmparatorluğu'ndaki yeni stoalılar, düşünceleri ve hayat görüşleri bakımından belli bir bilge tipi ortaya koydular. Bu bilge tipi hakiki bir hayatın amacını kişinin dinginliğinde ve tek olarak kendine yetmesinde görmek istiyordu. İnsanı hayatın bu amacına götüren yol şudur: İnsan böyle bir hayata ancak kendi içine çekilerek, genel hayat ilişkilerinin dışına çıkmak, beraberinde daima ıstırap ve acı getirebilen tutkulardan yüz çevirmek dünyayı olayları hatta kendi hayatını coşkusuz bir şekilde ele alarak temelini sırf akılda bulan, varoluş kaygılarından arınmış bir hayat için duygulardan sıyrılmakla erişebilir. Mutluluk, mutsuzluk, beklemeyle aldanma, başarı ve başarısızlık, sevinçle keder arasında sallantıda kalan, çeşitli amaçlar arkasında koşan insanların etkin varoluşunun karşısına, kaderin dalgalığına terk edilmenin, sırf tefekkürcü bir hayatın tutkusuz kayıtsızlığı konulmaktadır. Felsefeyi böyle anlamak belli bir hayat tarzını yansıtır kuşkusuz. Bu hayat tarzı belli tarihsel bir durumda çığırından çıkmış hayatın karışıklığına egemen olmak isteyen belli bir insan tipinde ortaya çıkmıştır. Bu şekilde aynı zamanda bilgeliğin de gerçek bir türü ortaya çıkmıştır. Bu bilge insan kavramında büyük bir irade saklıdır. Bu irade düşünürü bilgi ve düşünme gibi araçlarla her şeyin haksızlık ve ölümünde üstüne çıkarmaktadır. Böyle bir filozof tipinin belli çağlarda, örneğin ilk çağın son zamanlarıyla 17. ve 18. yüzyıllarda büyük bir etkisi oldu. Bu filozof tipi İspinoza'da yeni bir şekil kazandı. İnzivaya çekilen İspinoza yalnızca bilgi eğiliminden başka bütün duygu ve tutkuları yassır ve evrenin sevgiyle seyredilmesinde eriyen bir bilge insan örneği verir. Fakat filozof hakkındaki bu görüş hakikatte bilgi olmanın ancak çok belli ve özel olan bir şeklidir ve çökmeye başlayan bir çağın varoluş düşüncesiyle kültür eylemlerinin bir sonucudur. Böyle bir çağda yaşayan insan çok yorgundur. Bundan dolayı korku ve kaygı, başarısızlık ve aldanmalarla dolu olan bir hayattan kaçar. En sonunda böyle bir insan hayatın etkin ödevlerinden, örneğin toplumdan, devletin kendisine yüklediği ödevlerden, onlarla hesaplaşmak ve savaşmaktan da yüz çevirmek zorunda kalır. Fakat böyle bir hayat görüşü sadece bilgiyle yetinip eylemden kaçan kişisel aklın kendi hakkındaki bilinciyle yetinmek gibi tembel ve uyuşuk bir hayat tarzına düşme tehlikelerini taşır. Fakat bilge bir kişi anlamında anlaşılan filozofun bizim kültür ve bilgi hakkındaki düşüncelerimizi ne kadar etkilediğini açıklamaya gerek bile yoktur. Biz şimdi özel ve yine aşırı bir örnek daha vermek istiyoruz. Bunun için Schopenhauer'ın bilgelik düşüncesini ele alalım. Bu bilgelik tasavvurunu Schopenhauer'ın yazılarını okuyan birçok kimse benimsemek istemiştir. Schopenhauer, bu dizimde olduğu gibi hayatı anlamsız, özü bakımından acılarla dolu olan, acıları oluşturan bir olay olarak kabul eder. İradenin ve isteğin mutsuzluğu, çalkantısı, hep yinelenen aldanma ve aldatılmalar karşısında bilgi olan insan hayatı seyir ve tefekkür içinde geçen saf bir dinginlik olarak yaşar. Schopenhauer'un deyimiyle evrenin tek bir ışığı haline gelen filozof, ilke bakımından hayatı istemekten yüz çevirir. Filozof için hayat uğraşlarının anlamsızlığını gördükten sonra istemeyi yaslamak bir amaç olur. Böylece bilgelik, bu aşırı şekliyle eylem ve olaylar dünyasının dışına çekilmeyi ifade eder. Ve bu şekilde de insanlar arasındaki ortak eylemlerin ve ortak çalışmaların dışına çıkılmış olur. Bilgelik hakkında ortaya atılan böyle bir görüş, filozof sözcüğünü Nietzsche'nin asketik ideal adını verdiği kavrama çok yaklaştırmaktadır. Böyle bir görüşte filozof, hayatın sadece bir seyircisi olur. Hayatın böyle bir seyircisi haline gelen insan, kendisini harekete getiren, ilgisini çeken şeylerden uzaklaşır. Böyle bir bilgelik anlayışı, insanın dünyaya yabancı kalmasına, etkinliğe düşman olmasına neden olur. Ve bu şekilde de insan tutkularından, canlılığından ve hayatın gösterdiği gerginliklerden soyutlanır. Fakat filozof hakkındaki bu görüş bilgelik ve bilge kavramlarının biricik mümkün olan hatta gerçekten asıl olan bir şekli bile değildir. Bilgi sevgisi derecesine kadar yükselen Eflatun'un Eros'u tümden başka nitelikte bir etkinlik ve amaç yönü gösterir. Biz şimdi yine başka bir filozof örneğini ele alalım. Bu örnek şimdiye kadar anlatılanların tümden karşıtıdır. Bu filozof İtalya'nın yeni çağ filozoflarından Giordano Bruno'dur. Bruno, Dei Eros Fruori adlı diyaloğunda bize bir filozof örneği verir. Kendisi de böyle bir filozofun hayatını somut olarak yaşamıştır. Ona göre filozofun hayat ve eylemi, güçlü, coşkulu bir isteme ve ateşi bir arama ve araştırma içerir. Böyle bir arama ve araştırma eylemi sınırlı ve tek olanı çevrelenmiş bulunanı aşar. İlke bakımından hayat güçlerinin içine girmeye çalışır. Her yerde en aşırı olan farkları, gerginlikleri, karşıtlıkları arar. Filozof özellikle bu farkları, bu gerginlikleri, karşıtlıkları görmeli, cesaretle ve korkmadan onlarda derinleşmeye çalışmalıdır. Çünkü genellikle insan onlardan korkar ve bundan dolayı da onlardan kaçar. Filozof ölümü, hayatı, anlamı, anlamsızlığı, korkunç ve tehlikeli olanı, inceliği, mutluluk getireni, bizi kurtuluşa götüreni aynı şekilde kavramaya çalışmalıdır. Filozof, güçlü bir bilgi isteğiyle dünya ilişkilerinin, hayat tarzlarının zenginliği içine girmelidir. İşte bütün bu nitelikler filozoftan istenilmesi gereken niteliklerdir ve filozofun bu niteliklerinde yüksek bir insanlık, bilgelik sevgisi ortaya çıkar. Bruno şu noktanın da farkındadır. Filozof hakkında ortaya konulan böyle bir görüş ve bilgi de bir şeyi edinmekten doğacak olan bir dinginliğe, son bir açıklamayla doyurulmuş olmaya yer yoktur. Böyle bir görüş ve bilgi, bizden dinmek bilmeyen sel gibi akan hayatın ve onun önceden görülemeyen karşıtlıkları çatışmaları içine daima yeni bir şey katmamızı ister. Bunun içindir ki, Bruno bu diyaloğunda şunu söyler. Filozoflar dingin bir halde bulunmakla bir şey gerçekleştirmemekle değil, ancak hareket halinde ve eylemde bulunmakla doygunlaşırlar. Filozoflar asla tutkuya doymak bilmezler. Bilgelik ve bilge kavramlarının bu anlamıyla halk arasında yaygın bir hale gelen anlamı arasında ne kadar büyük bir başkalık vardır. Filozof ve felsefe hakkındaki bu sonuncu görüşe ikinci bir örnek daha verelim. Nietzsche kadar, Nietzsche kadar felsefeyi bu anlamda hiç kimse anlayıp, öğretip, somut bir şekilde yaşamadı. Nietzsche'nin esas patosu ve tavrı tutku dolu bir istemedir. Nietzsche'de felsefe hayatta ve özellikle eyleme dönüşen irade gücüyle donanmış bir hayat anlayışıyla başlar ve bilen bir insan olarak da hayatı içerdiği olanakları en son sınırlarına kadar derinleştirmek, genişletmek onun asıl çabasıdır. Nietzsche'ye göre dünyanın gerginliklerle dolu olan ilişkilerini, hayatın çatışmalarını, acılarını tanımak filozofun en başta gelen ödevidir. Eğer filozof hayatın gerginlikleriyle çatışma ve acılarının dışında kalsaydı, başarması gereken ödevlerden hiçbirisini yapamazdı. Nietzsche için bilgelik, iradeden yüz çevirmek, alın yazısına teslim olmak değildir. Tersine, varoluşsal istemeyi yükselten, her şeyi kavramaya, hayata olumlu bir anlam vermeye çabalayan ve bunu hep yeniden deneyen bir ilkedir. Burada bilgeliğin anlamı tefekkür içinde geçen bir dinginlik ya da istemeden yüz çevirmek değil, tersine kültürün yeni yaratmalarını devindiren ve bunun için yol hazırlayan bir çabanın dinmek bilmezliğidir. Birçok anlama gelen filozof ve felsefe terimlerinin asıl anlamlarından birisi olan bilgi olma ve bilgi sevgisi hakkında bu kadarla yetiniyoruz. Görüyoruz ki, bu anlamları saptarken de çok kullanılan ve terimlerin şurada ve burada nasıl bir anlamda kullanıldığına ve aradığımız anlamın hangisi olduğuna çok dikkat etmek ve bunun üzerinde düşünmek gerekir. İnsan kendi hayatı için bilgeliği nerede aramalıdır, insanın aradığı bilgi hangi türden olan bir bilgidir gibi soruların yanıtını filozofların ortaya koydukları düşüncelerde ve görüşlerde daima yeni baştan arayıp saptamaya çalışmalıyız.